Eminim. Antikacı dükkanı açma işi aklıma yatıyor aslında. Neden olmasın? Bak, Selda sana bu konuda yardımcı olabilir. Perşembe günü konuş onunla. Selda'nın davetini tamamen unuttum. Evet çocuklar. Buyurun. Harika. Teşekkürler. Buyurun. Çok mersi. Al canım. Teşekkürler canım. İzninizle. Çocuklar, size demin dediğim gibi güç oluyor çiftlikten sık sık. Peki İstanbul'a hiç inmiyor musun? Haftada iki kez okula inebiliyorum ancak. Okulda da görüşemiyoruz ki bir türlü. Selam. Selam Pelin, ne haber? İyilik. Nasılsın bakayım, büyük sinemacı? Hoş geldin. Siz tanışıyorsunuz değil mi? Gül, Pelin. Bir kez telefonda konuştuk ama resmen tanıştırılmadı. Nasılsınız? Selda'cığım özür dilerim, salatayı yapmaya söz vermiştim. Önemli değil canım, ben salatayı yapmadım. Malzeme mutfakta seni bekliyor, hadi bakalım. Tamam, 5 dakikada yaparım. Selim bana şarap versene. Tabii, hemen. Pelin İnci'nin kızı. Hani sana bahsetmiştim ya, Paris'teki arkadaşım. Paris'te sinema okudu. Şimdi tek başına Türkiye'ye döndü. Yeni çalışmaların nasıl gidiyor? İnan bugünlerde elime fırça bile almadım. Zaten bütün yaz tekneyle denizdeydim. Ama artık başlamam gerek. Ben götüreyim seni. Sağ ol canım. Aslında bu yıl bir sergi açsam diyorum. Öğrencilerime karşı da ayıp oluyor canım. Onlara bir sürü ahkam kesiyoruz. Pratikte bir şey yaptığımız yok. Nasıl gidiyor? Merak etme, seni utandırmam. Hayatımda yaptığım en iyi salata olacak. Yaşa sen. İçkin? Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sen misafirlerine dön. 5 dakikaya kadar sofraya oturabilirsiniz. Oldu canım. Gül, tabağını verir misin canım? Seninki? Lütfen. Teşekkür ederim. Bravo Pelin, bu salata bir harika. Sağ ol. Siz pek beğenmediniz galiba. Yo, çok güzel. Bülent'in hiçbir yemeğe böyle tezahürat yaptığını görmemiştim de. Ne de olsa sanatçı çocuk. Bu bir sanat eseri olmuş. Ne sanatçısı canım? Reklam filmini sanattan mı sayıyorsun? İltifat ettim. Ben zaten 7. sanatı da kabul etmiyorum. Şimdi savaş çıkaracaksın. Masada 3 sinemacı varken bu laf edilir mi? Ama az önce sevgili patronumun da ifade ettikleri gibi bizler kendimizi sanatçı saymıyoruz. Biz sinemayı kapitalizmin hizmetinde bir araç olarak kullanan uşaklarız sadece. Kendini sanatçı sanan sinemacıların ne yaptığını sanıyorsunuz ki? Bunu ben cevaplayamam. Bu saldırıya karşı tek savunma hakkı Gül'ün. Burada yalnız Gül gerçek sinemacı. Ben de sinemacı sayılmam. Benim yaptığım gazeteciliğe yakın. Sanattan çok sosyal bir görev. Ayrıca artık onu da yapmıyorum çünkü ben istifa ettim. İyi yapmışsınız. Zaten senin yaptığı filmlerinde pek fazla sanatsal veya sosyal bir sorumluluk taşıdığı söylenemez. Niye Pelin Hanım? Ya çok güzel filmler yaptı bugüne kadar. Örneğin Metin Ersan gibi... Lütfen bana yalnız Pelin deyin. Siz o kadar Paris'lerde sinema okumuşsunuz. Öğrendiklerinizi uygulasanıza. Buyurun bir uzun metraj film yapın. Bu bir tercih meselesi. Şimdilik reklam filmi yapmak hoşuma gidiyor. Bülent, sen niye uzun metraj film çekmiyorsun? Boyuna çekmek istediğini söylersin. Yapılanları eleştirmeye gelince ne de çok şey biliyorsun. Çok biliyorsan çek de görelim. Sevgilim, Pelin'in dediği gibi bu bir tercih meselesi. Bizim yaşamımız yılda 40 milyon. Şirketimin masrafı da 100 milyon. Ben sinema yaparsam bu parayı nasıl kazanırız? Sinemayı o kadar sevsen, masraflarını kısmayı veya filmin gelirini yükseltmeyi deneyebilirsin. Eğer iyi film yapabilirsen tabii. Bazı yabancı filmlerin dünya hasılatları $500 milyona yaklaşıyor. Gerçekten de Gül çok haklı. Ben bildim bileli Türk filmcileri para kazanamamaktan yakınır. Öyleyse niye film yaparlar bir türlü anlamam. Asıl niye kazançlarını artırmaya çalışmazlar ve niçin bunu araştırmazlar? Araştırmaya gerek yok ki. Neden? Senelerce Türk filmcileri
Halkın istediği bu diye film yaptılar. Kendilerince Türk filmi seyircisi diye bir sınıf yarattılar. Ve hep bu seyirciye film yaptıklarını sandılar. İyi ya, bu beğeniyi buldularsa kar etmeleri lazım. Bulamadılar, bulduklarını sandılar. Hayallerinde yarattıkları Türk filmi seyircisinin beğenisini öylesine indirgediler ki o halk sınıfı her şeyi beğenen zevksiz bir sınıf olup çıkıverdi. Bu adam her şeyi beğeniyorsa sinemaya niye gitsin ki? Televizyonda gördüğünü de beğendi. Peki ama bu kararı kim verdi? Türk film prodüktörleri. Türkiye'de gerçek prodüktör yok ki. Prodüktör kelimesinin zamanla anlamı değişmiş. Prodüktör Türkiye'deki gibi filme para koyan adam değildir. Filme para koyan kişilere veya kurumlara finansör adı verilir. Prodüktörün asıl amacı filmin teknik ve sanatsal olaylarını belli bir düzeye erdirmektir. Türkiye'de bu anlamda birkaç tane prodüktör var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Türkiye'de genelde filmlere para koyan adam kendini prodüktör ilan ediyor. Ama filmin ne teknik ne de sanatsal yönünü bilmiyor. Oysa bir prodüktör filmin teknik ve sanat yönünü bir yönetmen kadar bilmeli ve filme yön verebilmeli. Oo, ne sanatı canım. Ben filmde sanat olduğuna inanmıyorum. Merhaba. Merhaba Pelin, nasılsın? Merhaba. Çok şıksın. Müsaadenizle. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle. Nasıl, eğleniyor musunuz? Hem de çok ya, sen? Gül'le tanışıyor musunuz, Bülent İnaş'ı? Ali Metin yazarı, şimdi bir senaryo yazıyor. İlk senaryonuz mu? Hayır, daha önce 12. günü yazmıştım. Maalesef görmedim ama eleştirilerini okumuştum. Eyvah. Merak etmeyin canım, artık yazılan eleştirilere güvenimi kaybettim. İyi etmişsiniz. Anlamıyorum bir filmi. Eleştiri bir beğeni meselesi değildir. Herkes bir filmi beğenir ya da beğenmez. Bunu yazmak insana eleştirmen yapmaz. Bizim sinemamızın yapıcı eleştiriye ihtiyacı var. Yapıcı eleştiri bilgi gerektirir. İyi bir eleştirmen kötünün niye kötü olduğunu, nasıl iyiye dönüştürülebileceğini yazabilmeli. Evet, bir senaryoya kötü dediğinde artık biliyorum ki öyküyü veya öykünün içeriğini beğenmemiş eleştirmen. Yalnız senaryo mu? Eleştirmenlerimizin çoğu en ilkel filmleri çekmiş yönetmenlere övgüler yağdırıp onları yanıltıyor. Bilgi önemli tabii. Merhaba. Merhaba. Geçen akşam yemekte sinema bilgine ve gözlemlerine hayran oldum. Teşekkür ederim, çok naziksin. İzninizle. Alayım efendim. Çok mersi. Bu yıl çocuk doğuracakmışsın. Evet. Öyle bir düşüncemiz var. Ne mutlu sana. O kadar isterdim ki çocuğumun olmasını. Çocuk güzel şey ama özveri istiyor. İşini gücünü bırakacaksın. Ben hemen bırakırdım. Zaten bırakmazsam çocuğa büyük haksızlık olur. Yani o kadar okudun, sinemayı o kadar seviyorsun. Evlensen çocuğun olsa bırakacaksın. Bütün çocukluğum annemi özlemekle geçti. Annem de mesleğinde çok başarılı bir kadındı. Hep birlikte olmak isteyeceğim bir adamla beraber olursam her şeyi bırakır çocuk doğururum. Çocukları çok seviyorsun galiba. Evet. Hem bence beraber olan iki kişi ancak çocukları varsa aile olurlar.